Anton Çehov Tifüs Seslendiren Akın Altan Gencecik bir teğmen olan Klimov, Petersburg-Moskova posta treninin sigara içenler kompartımanında yolculuk yapmaktaydı. Karşısındaysa sinek kaydı tıraşlı, yaşlıca bir adam vardı. Ya pinli ya İsveçli, görünüşünden hayli varlıklı olduğu anlaşılan bu kaptan suratlı yolcu durmadan piposunu tüttürüyor, dönüp dolaşıp aynı konuları açıyordu. Ya, demek subaysınız. Benim kardeşim de subay. Ama o denizcidir. Denizci olduğu için Kronstadt'ta görev yapıyor. Moskova'ya niçin gidiyorsunuz? Görev yerim orası. Ya, evli misiniz? Değilim. Kız kardeşimle teyzem var. Onlarla birlikte oturuyorum. Kardeşim deniz subayı evlidir. Karısıyla üç de çocuğu var. Ya bu şaşkın, aptal suratlı adam her ya diyişinde ağzı kulaklarına vararak sırıtıyor, sonra da pis pis kokan piposundan bir soluk çekiyordu. Rahatsızlık geçiren, üstelik birbirinin aynısı sorulara yanıt bulmakta zorlanan Teğmen, karşısındakinden olabildiğince tiksinmeye başlamıştı. Şu tıstıs eden pipoyu adamın elinden alıp kanepenin altına fırlatsa, Finlandiyalıyı da yakasından tuttuğu gibi pencereden dışarı atsa ne güzel olurdu. Şu Finliler ne iğrenç yaratıklar. Yunanlılar da öyle. Tiksinti verici. Gereksiz insanlar. Yeryüzünde boşu boşuna yer kaplıyorlar. Bir işe yarasalar bari, diye düşündü. Finlilerle, Yunanlarla ilgili düşünceler içinde garip bir öğürtü kaldırdı. Bu insanlarla Fransızları, İtalyanları karşılaştırmak istedi. Ancak laterne çalan erkeklerden, çırılçıplak kadınlardan, teyzesinin evinde konsolun üstünde asılı duran Avrupa gravürlerinden başkası gelmedi gözünün önüne. Kendini pek iyi hissetmiyordu zaten. Oturduğu kanepe tümüyle kendinin olmasına karşın elini kolunu rahatça uzatamıyor, susuzluktan dili damağına yapışıyordu. Kafasında da koyu bir sis vardı sanki. Düşünceleri yalnız beyninin içinde değil, gecenin karanlığına bürünüp her yerde gezip dolaşıyorlardı. Bu kafa bulanıklığı yüzünden mırıldanmalar, teker takırtıları, açılıp kapanan kapıların çarpmaları düşteymiş gibi gelirken, kampana sesleri, kondüktörlerin düdükleri, yolcuların platformda koşuşturmaları daha bir sık duyuluyordu. Zaman da farkına varılamayacak denli çabuk geçiyordu. O yüzden dakikada bir tren yeni bir istasyonda duruyormuşçasına dışarıdan ''Posta hazır mı?'' ''Hazır.'' haykırışları işitiliyordu. Vagonların ısısını ayarlayan görevli sanki ikide bir de vagona girip çıkıyor, termometreye bakıyor, adım başı karşı yönden gelen trenlerin boğuk uğultusu çarpıyordu kulağına. Bütün bu gürültüler, düdük sesleri, finlinin tütün kokusu, sağlıklı bir kişinin bile özelliklerini algılayamayacağı tehdit edici, göz kırpan bir sis bulutuna dönüşüp dayanılmaz bir kabus halinde Klimov'un üzerine çöküyordu. Korkunç bir sıkıntı içinde başını zorlukla kaldırıyor ve gölgelerin, sisli lekelerinin pırpır pır döndüğü fener ışığına bakıyor, su istemeye yelteniyor, ancak kuruyan dili ağzında güçlükle kımıldanıyor, Finli'nin sorularını yanıtlamaya yetişemiyordu. Şöyle rahatça uzanıp uyumaya çalıştığı halde bunu da başaramıyordu. Oysa Finli birkaç kez uyuyup uyanmış, piposunu tüttürmüş, yağ yağlarıyla kafasını ağrıttıktan sonra gene uykuya dalmıştı. Teğmenin bacakları uzandığı kanepeye sığmıyor, tehdit edici biçimler gözünün önünden gitmiyordu bir türlü. Tren Spirova varınca su içmek için istasyona indi. Bazıları lokantada masalara oturmuşlar, çabuk çabuk atıştırıyorlardı. Kızarmış et kokusu sinmiş havayı solumamaya, yemek çiğneyen ağızlara bakmamaya çalışırken, ikisi de kusacak kadar iğrenç geliyordu, ''Bu adamlar nasıl yemek yiyebiliyorlar?'' diye düşündü. Güzel bir bayan, kırmızı kasketli bir subayla yüksek sesle konuşuyor, gülümseyerek beyaz dişlerini gösteriyordu. Bu gülümsemeler, beyaz dişler, bayanın kendisi klima üzerinde domuz sucuğu ve kızarmış köfteler gibi kötü bir etki bıraktı. Nasıl oluyor da kırmızı kasketli subay, kadının yanında rahatça oturuyor, onun sağlıklı, gülümseyen yüzüne bakmak canını sıkmıyor, canının sıkıldığını anlayamıyordu? Su içip vagona döndüğünde, Finni piposunu tüttürürken buldu. Pipo ıslak havada delik lastik ayakkabılar gibi tıslıyor, cırk cırk sesler çıkarıyordu. Ya dedi Finni. Hangi istasyon bu? Klimo kanepeye uzandı. Keskin tütün kokusunu içine çekmemek için ağzını kapatırken, bilmiyorum dedi. Tüver'e ne zaman varırız? Bilmiyorum. Bağışlayın. Yanıt verecek durumda değilim. Hastayım. Soğuk almışım. Finni piposunu pencerenin kenarına vurarak temizledi yeniden denizci kardeşinden söz açtı. Klimov artık adamı dinlemiyor, rahat, yumuşak yatağını, su dolu sürahisini, yatarken ona hizmet etmek, suyunu vermek, onu yatıştırmak ünlerini iyi bilen kız kardeşi Katya'yı düşünüyordu. Komutanının ağır, sıkan çizmelerini çekip çıkaran sürahiyi doldurup getiren emirleri Pavel hatırına gelince gülümsedi bile. Yatağına şöyle bir uzansa, doya doya su içse, her şey geçecekti. O zaman kabus yerini sağlıklı, derin bir uykuya bırakırdı. Uzaktan boğuk bir ses, ''Posta tamam mı?'' diye sordu. Pencerenin dibinden başka bir ses, ''Tamam'' diye karşılık verdi. Spiro'dan sonra ikinci ya da üçüncü istasyonda olmalıydılar. Zaman uçarcasına geçiyor, kampanalar düdük sesleri birbirini kovalıyordu. Klimov kaygı içinde başını kanepenin kenarına dayadı, sonra elleri arasına aldı, Gene kız kardeşiyle Emir eri Pavel geldi gözünün önüne. Ama zamanla kız kardeşi de Emir eri de karman çorman birbirine karıştı. Fırfır dönerek yok olup gitti. Kanepe'nin arkalığına çarpıp geri gelen sıcak soluğu yüzünü yakıyor, ayaklarını uzatamadığı için rahatsız oluyor, pencereden ensesine doğru rüzgar esiyor ama ne olursa olsun yatışını değiştirmek gelmiyor içinden. Ağır, kabuslu bir uyuşukluk onu tepeden tırnağa sarmış. Bütün bedenini zincire vurmuştur. Başını kaldırdığı zaman vagonun içi aydınlıktır. Yolcular kürklerini giymişler, aşağıya iniyorlar. Tren durmuştur. Göğüslerinde tunç plakaları, beyaz önlüklü taşıyıcılar yolcuların çevresinde fır dönüp bavullarını ellerinden kapıyorlar. Klimo da kürkünü giyiyor, ne yaptığının ayrımına varmadan öteki yolcuların ardından yürüyor. Sanki yürüyen o değil, bir başkasıdır. Susuzluğu, ateşi, bütün gece uyumasını engelleyen o korkutucu biçimlerde onunla birlikte dışarı çıkmış gibidirler. Ne yaptığını bilmeden valizini alıyor, bir kızak çağırıyor. Sürücü Povarski sokağına dek bir ruble iki kapik istiyor ondan. Klimov umursamadan, bir şey söylemeden kızağa oturuyor. Rakamlar arasındaki ayrımı anlıyor ama paranın onun için bir değeri yoktur artık. Klimov'u Evde teyzesiyle 18 yaşındaki kız kardeşi Katya karşılıyor. Katya'nın elinde defter kalem vardır. Bunları görünce kardeşinin öğretmen olmak için sınava gireceğini anımsıyor Klimov. Hoş geldinlere. Sorulan sorulara aldırmadan, ateşten ötürü sık sık soluk alarak hiç amaçsız odadan odaya dolaşıyor, kendi odasına varınca yatağın üstüne devriliyor. Finli kaptan, kırmızı kasket, Beyaz dişli bayan, kızarmış et kokusu, gözlerinin önünde uçuşan benekler bütün bilincini kaplıyor, artık ne nerede olduğunu biliyor ne de rahatsız edici sesleri işitiyor. Kendine geldiğinde soyunmuş olarak yataktadır. Elinde bir sürahi suyla pabeli görüyor ama bunlardan dolayı ne rahatladığını hissediyor, ne yatağın yumuşaklığını, ne serinlediğini. Ayaklarını da ellerini de gene eskisi gibi bir türlü rahatça koyacak yer bulamıyor. Dili damağına yapışıyor. Finlinin piposunun fosurtusu geliyor kulağına. Yatağının yanında sağlam yapılı, kara sakallı bir doktor, geniş sırtıyla Pavel'i iterek uğraşıp durmaktadır. ''Bir şeyciğin yok, bir şeyciğin yok, delikanlı, mükemmel, mükemmel, böyle işte, böyle.'' diye mırıldanıyor doktor. Klimova hep ''delikanlı.'' diyor sözcükleri tuhaf, değişik bir tarzda söylüyor. Evet, evet, evet. Öyle, öyle. Mükemmel. Delikanlı. Üzülme sakın. Doktorun sözlerine fazla dikkat etmeden hızlı hızlı konuşması, dolgun yüzü, ona delikanlı deyişi sinirlerini bozduğu için Klimov inleyerek karşı çıkıyor. Niçin bana delikanlı diyorsunuz? Ah, bu ne senli benlilik? Allah kahretsin. Klimov kendi sesinden ürküyor. Bu ses öylesine kısık, ölgün, mızmız çıkmıştır ki tanımak olanaksız. Doktor hiç kırılmıyor. Mükemmel, mükemmel. Kızmayın, böyle işte. İyi, iyi. Zaman trende olduğu gibi evde de inanılmayacak bir hızla uçuyor. Yatak odasında birkaç kez gün ışığı yerini gecenin karanlığına bırakıyor. Klimova öyle geliyor ki doktor başından hiç ayrılmamıştır. Her dakika, evet, evet, diyerek çevresinde dönüp duruyor. Odasından o kadar çok insan gelip geçiyor ki. Pavel, Finli, Yüzbaşı Yaroşeviç, Gedikli Başçavuş Maksimenko, Kırmızı Kasketli Subay, Beyaz Dişli Güzel Bayan, Doktor. Gelenler boyuna konuşuyorlar, ellerini sallıyorlar, pipo içiyorlar, yemek yiyorlar. Gündüzlerden birinde görev yaptığı alayın papazı Alexander bile geliyor. Peder cübbesini giymiş, dua kitabı elinde, daha önce hiç görmediği ciddi bir yüzde baş ucunda dikilerek bir şeyler mırıldanıyor. Klimo, pederin Katolik subaylara şaka yollu, lehli diye takıldığını, onu güldürmek için ''Ya, yüzbaşı Yarovic, ehli bir lehlidir. Ehli lehlilerden hiç korkma.'' dediğini anımsıyor. İşte bu şakacı, neşeli papaz Alexander hiç gülmüyor. Tam tersine iyice ciddileşerek istavros çıkarıyor, onu kutsuyor. Geceleri İki gölge başından hiç eksilmiyorlar. Teyzesiyle kız kardeşi. Kız kardeşi diz çöküyor, dua ediyor, sonra kalkıp kutsal tasvirlerin önünde eğiliyor. Onunla birlikte duvardaki gölgesi de eğilip selam veriyor. Aralıksız kızarmış et kokusuyla Pinlin'in piposunun dumanı geliyor Klimov'un burnuna. Bir ara keskin bir günlük kokusu duyunca midesi bulanıyor, bağırmaya başlıyor. Günlük kokusu da ne oluyor? Götürün şunu. Kimse karşılık vermiyor. Odalardan birinde papazların alçak sesle ilahi okuduklarını, birilerinin merdivenlerden koşarak çıktığını işitiyor. Hepsi o kadar. Klimov tümüyle kendine geldiğinde odasında kimse yoktu. Sabah güneşi pencereden, indirilmiş perdenin arkasından sızıyor, bıçak ağzı gibi keskin, hoş, ince bir ışık demeti sürahinin üzerinde ışıldıyordu. Dışarıdan teker gürültüleri geldiğine göre karlar erimiş olmalıydı. Teğmen, sürahiye vuran ışığa, tanıdığı mobilyalara, kapıya baktı. Günlerdir ilk kez içinden gülme isteği geldi. Göğsü, karnı tatlı, neşeli, iç gıcıklayan bir gülüşle titredi. Tüm varlığını, tepeden tırnağa sonsuz bir mutluluk, büyük bir yaşama sevinci kapladı. İlk insanda yaratıldığı, dünyayı ilk gördüğü zaman ancak böylesine mutlu olmuştur herhalde. Klimov, durmadan devinmek, insanlarla görüşmek, konuşmak istiyordu. Fakat döşeye serilmiş yatan bedenini kımıldatamıyordu bir türlü. Hareket eden yalnız elleriydi. Gene de o buna aldırmıyor, ufak tefek şeylere dikkat ediyordu. Soluk alıp veriyor, gülüyordu ya, masadaki sürahiye, üzerinde oynaşan ışığa, tavana, perdelerin şeritlerine bakıp mutlu oluyordu ya, bunlar ona yeterliydi. Yatak odası gibi küçücük bir yerde dünyanın bütün güzelliklerini, renkliliğini, olağanüstülüğünü duyumsuyordu. Doktor geldiği zaman tıbbın ne kadar yararlı, doktorun ne kadar hoş, sevimli, genelde insanların ne kadar iyi, ilginç olduklarını düşünüyordu. Doktor gene sıralamaya başladı. Evet, evet, mükemmel, mükemmel. Artık iyileştik değil mi? Böyle işte, böyle. Teğmen onu dinlerken neşeyle güldü. Finni'yi, beyaz dişli kadını, domuz sucuğunu anımsadı. Canı Sigara içmek, yemek yemek istedi. Doktorcuğum, söyleyin de bana tuzla birlikte bir parça çavdar ekmeği, sardalya getirsinler, dedi. Doktor onun isteğini yerine getirmediği gibi, Pavel de sözünü dinlemeyip ekmek getirmeye gitmedi. Bunun üzerine Teğmen, nazlı çocuklar gibi ağlamaya başladı. Doktor gülmeye başladı. Ah anasının kuzusu. Anneciğim, mama ver bana. Klimov da güldü. Doktorun gidişinden sonra derin bir uykuya daldı. Uyandığında içinde aynı sevinç, aynı mutluluk vardı. Teyzesi başucunda oturuyordu. Teyzeciğim, dedi. Neyim vardı benim? Tifüs atlattın. Ya, demek öyle. Şimdi iyiyim, çok iyiyim. Katya nerede? Evde değil. Sınavdan sonra bir yere uğramış olmalı. Yaşlı kadın bunu söyledikten sonra ördüğü çorabın üzerine eğildi, dudakları titredi, yüzünü öbür yana çevirdi. Ağlamaya başladı. O üzüntüyle doktorun yasaklamasını unutarak ''Ah Katya, Katya, gitti bizim meleğimiz. Yok artık, yok.'' diye mırıldandı. Düşen çorabı almak için eğildi. O sırada başındaki örtü kaydı. Durumu hala kavrayamayan Teğmen kız kardeşi için duyduğu korkuyla soruyordu. Katya nerede? Teyze? Nerede? Senden tifüs kapmış. Öldü. İki gün önce gömdük. Bu korkunç, beklenmedik haber Klimov'un ta içine işledi. Gene de nedenli korkunç, etkileyici olursa olsun, sağlığa kavuşmaktan dolayı yüreğini dolduran o hayvansal mutluluğu bastıramadı. Hep kendi abasında ağlıyor, gülüyor, yemek vermediler diye sövmeye başlıyordu. Ancak bir hafta sırtında sabahlığı, pabelin desteğiyle pencereye yaklaşıp bahar mevsiminin kapalı gökyüzüne bakarken, penceresinin hemen önünden geçen eski ayların çıkardığı kulak tırmalayıcı takırtıları dinlerken yüreği acıyla burkuldu. Ağlamaya başladı. Başı pencere pervazına düştü. Ne kadar mutsuzum. Tanrım. Ne kadar mutsuzum. diye mırıldandı. Duyduğu o sevinç yerini her zamanki can sıkıntısına, geri gelmeyecek büyük kaybın acısına bıraktı. Son